Yusuf mu? Evet. Öğrendim. Evet. Ben sizin şeyinizi biliyorum. Ben de aynı şeyi arzu ediyorum. Ulul emre itaat farzdır kardeşim. Ulul emre itaat. Kaç yaşındasın? 30. 30. Bilmiyorsun işte bak 80 dönem. Ulul emir kim mesela şu an? Şu anda Tayyip Erdoğan. Ulul emir Kur'an ve sünnette yöneten kişiye derler. Şu an Tayyip Erdoğan Kur'an ve sünnette mi yönetiyor? Hangi millet, hangi tek bir millet? Ateistlerle bir millet mi olacağız? Deistlerle, Hristiyanlarla, Yahudilerle, demokratlarla, laiklerle, lezbiyen, geylerle bir mi olacağız? Çıkış noktanızın sakıncalı olduğunu söylüyorum. Gerçekten fitne, fesat yayana, öyle ya fesat, fitne ya. Fesat mı yani? Abi bak provokatör... Allah'ın düzenini istemek fesat mı demek? Dünyada bundan bir güzel bir renk var mı? Var, var. Ondan daha güzel renk var. Allah subhanahu ve teala'nın dininin tek bir bayrağı vardır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Eğer bir Müslümansak o bayrağı nispet etmemiz lazım kendimize. Bak şu anda İslam'ın gerçek anlamda temsilcisi o bayrağı. Bu laik demokrat bir Türkiye'yi temsil ediyor. Kardeşim. Öyle değil mi? Değil kardeşim. Türkiye laik ve demokrat değil. Öyle bak. Temsil ettiği ülke de bu ülke işte. İslam da olsa İslam'ı temsil eder. Şehitlerin kanı vardır, özgürlük vardır, yükselme vardır. Onda her şey vardır ya. O zaman o bayrağı kirlettiler diyebilir miyiz? Kardeşim, kirlettirmeyeceğiz işte. Kirlettiler mi? Etti. Laiklikle, demokrasiyle, içkicilerle, kumarcılarla, fahişelerle kirlettiler mi? Kardeşim kim kirletti? 80 sene... Sistem kirletti mi? Dur, yok iznim yok. Ben izni Allah'tan alıyorum. Hayır. Allah'ın dininden alın. Allah diyor ki, içinizden iyi anlatan ve kötülükten, nehyeden bir topluluk bulunsun. Ben de ondan dolayı Allah-u Teala'nın kitabından izni aldık. Sıkıntı yok. Bugünkü sistem umurumuzda değil. Ya abi şunu görün ya. İHA'sı, SİHA'sı, KORAL'ı, bilmem, MİHUS. Ya abi. Bunlar güzel şeyler. Abi güzel şeyler ama bak. Bunlar İslam devletinde olsa daha iyi olur. Ya İslam devletine doğru gidiyoruz arkadaş. Ne zaman gidiyoruz? Tayyip Erdoğan öldü ölecek. Ya arkadaş. Yemin ediyorum lisede farelerin cirit attığı kalorifer kazan dairelerinin orada namaz kılıyorduk. Yasaktı ya, yasaktı, yapmayın. Ya şu an şükür, buna da şükür. Abi yavaş yavaş yapmayın ya. Yavaş yavaş. Aceleye gerek yok. Aceleye gerek yok. Hadi gidelim. Aleyküm selam. Nasılsınız? Ya, İyisiniz. Röportaj. Yusuf mu? Evet. Öğrendim. Evet. Diyor ki. Çekme. Çeksin ya. Çek kardeşim. Olacağım. Tamam. Diyor ki. Canım acımaz da diyor. Baltanın sahibi benden olduğu için canım acıyor. Özellikle onun için uğradım. Geçen hafta uğradım. Baktım. Baltanın diyor ben ağaç. Ne yapıyorsun abi dur ha. Baltanın diyor sapı benden olduğu için ve bana darbe vurduğu için canım acıyor diyor. Yoksa diyor canım acımaz. Yani bunun için söylüyorsunuz? Yani videolarımı izlediniz. Sizin için söylüyorum. Sizin için siz, yani bu düşüncedeki la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Hepimiz Müslümanız. Ben sizin şeyinizi biliyorum. Ben de aynı şeyi arzu ediyorum. Şimdi şeriat, şeriat hükümler eşittir İslam. Ben de istiyorum gelsin. Ama şu anda konjonktür o değil. Şimdi şeriat gelse Yusuf kardeşim, hangi ehil ya da hangi insan yönetecek, kime güveneceğiz? Kendi doğrultuda beni yönlendiremezsin. O zaman ama soru soracağız. Okey ikimiz Müslümanız. Okey ikimiz Müslümanız. Niye Kur'an'a göre konuşup anlaşamıyoruz? Kur'an'a göre konuşuyorum. Yok. Kur'an'a göre o zaman ben soru sorayım. Bırakın. Ama bak şimdi ulul emre itaat farzdır kardeşim. Ulul emre itaat. Kaç yaşındasın? 30. 30. Bilmiyorsun işte bak 80 dönem. Ulul emir kim mesela şu an? Şu anda Tayyip Erdoğan. Ulul emir Kur'an ve sünnette yöneten kişiye derler. Abi. Şu an Tayyip Erdoğan Kur'an ve sünnette mi yönetiyor? Onu söyledim. Şu an konjonktür. Kur'an ve sünnette mi yönetiyor Tayyip Erdoğan? Abi. Başta onu söyledim. Şeriat gelse bunu yönetecek. Kadısından tut. Nedir? Halifesinden tut.
Nedir? Sen söyle. Sen söyle. Ben sana yok yok. Ben oraya takıldım. Var dediniz ya. Ulul emire itaat farzdır. Evet. Peki ulul emir kimdir? Kur'an'ı terimleri güzel kullanmamız lazım. Bugün mesela Tayyip Erdoğan Kur'an ve sünnete göre mi hükmediyor ki ulul emrimiz olsun? Yine bu saatlerde ben programım böyle çünkü. Hacı Bayram'a geçiriyorum şeyimi. Hatta Hallacı Mahmut Efendi'yi bilir misin Hazretlerini? Hallacı Mahmut Hazretlerini. Hiç duymadık. İşte bak gördüm İslam'la ya da yaşadığımız bölgeyle kopuz. Hacı Bayram Veli. Bize Muhammed ve Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme uyanlar yeterli değil mi? Gökteki yıldızlardır. Yusuf kardeşim bak saptırmadan benim derdim çok büyük. Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir insan şehit edildiyse bu memlekette tamam mı? Bazı şeylerin zamanı var demektir. Bak ben Hacı Bayram'da ben şeyim akşam namazını orada kılıyorum. Tekrar dönüyorum. Benim kızdığım nokta şu. Ne diyor bu adam? Bir olacağız, iri olacağız, deri olacağız. Ya bekleyeceğiz kardeşim. Bak. Hepsi bir slogan İsa abi. Şimdi ben sana şöyle söyleyeyim. Slogan değilse gerçek madan hangi millet, hangi tek bir millet? Ateistlerle bir millet mi olacağız? Deistlerle, Hristiyanlarla, Yahudilerle, demokratlarla, laiklerle, lezbiyen, geylerle bir mi olacağız? İyi Parti denilen işte o altılı masa. Bak ben siyaseti sevmiyorum. Altılı masadan niye şikayetçisiniz? Tek bir liderim var, tek bir reisim var. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra bu yeryüzünde Muhsin Başkan'dır. Onun üstüne ben reis tanımam. Olay bu kadar kat'i ve kesin. Tamam mı kardeşim? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bugünkü güne gelse kardeşim, onu teröristle içeriye koyarlar mı koymazlar mı? Kardeşim, yoksa baş üstünde mi tutarlar? Aynı onu söyledim sana. İslam'ın yani şer'i hükümlerin gelmesi için. İsa abi sana soru soramıyorum. Sorduğumu cevap alamıyorum. Yani yayınlayamıyoruz ama. Yola çıkış noktanızın sakıncalı olduğunu söylüyorum. Gerçekten fitne, fesat yayana. Öyle ya fesat, fitne ya. Fesat mı yayıyorsun? Abi bak provokatör odur. Allah'ın düzenini istemek fesat mı demek? Abi bak bu şekilde olmaz ama. Nasıl olacak? Peki ben sana şunu söyleyeyim kardeşim. Tamam, şu anda Tayyip Erdoğan ama ben konuşuyorum. Tamam sen ben sor. Tamam, Tayyip Erdoğan gitti. Gitti. Tamam. Kim gelecek? Bak CHP gelecek. Tayyip Erdoğan bak, mesele değil. Ama sizin tutun. Derdiniz o. Yok önemli. Sizin derdiniz o. Tayyip Erdoğan gitmesi mi bizim derdimiz? 2000 yılında. Bizim derdimiz İslam'ın gelmesi. İslam gelecek ama. İslam gelecek bizim ama. Bizim derdimiz İslam'ın bak, gelmesi. Konjüktür oluşacak kardeşim. Konjüktür dediğiniz kardeşim, şey. Evli misiniz? İkimiz evliyiz. Bir sancı çeker değil mi? Birkaç ay. Bu doğum sancısı bekleyin ya. Bunların hepsi kelam. Bunların hepsi yorum. Kur'an'dan bir ayet söyleyin. Mesela Allah diyor ki hüküm Allah'a aittir. Ya da Allah diyor ki Allah'ın indirdiği hükmetmen kafirlerdir. Ya da Allah diyor ki yakinen iman eden bir toplum için Allah'tan daha güzel hüküm veren kim vardır diyor. Biz Müslüman isek bize yanlışı da koysalar biz seçmeyiz. Biz Müslüman isek doğruyu seçeriz. Önümüze İslam sandığı koysunlar İslam sandığını seçelim. Tayyip Erdoğan dediğimiz kişi İslami bir yönetimi yok. Yıllarca onu ilk başa getirenler de diyordu ki şeriat getirecek ama geldiği nokta belli. Lezbiyenlere, geylere, biseksüellere onların ameliyatlarına yardım etmek. Geldiği nokta bu. Ama alem geçtiği bu ülkede Müslüman mahallesinde salyangoz sattırmaz, izin vermez. Şu anda sessizler ayrı mesele. Nizamı alem gençliği hiçbir zaman müsaade etmez bir. İkincisi bana şu sorunun cevabını verir misin? Sistem değişsin. Tamam sistem değişsin. Kim gelsin? Sen mi gelsin? İsa abi ben senden bahsediyorum. Senin değişmenden bahsediyorum. Tamam. Benim değişmemden bahsediyorum. Ben şimdi örnek söylüyorum. Sistemi değiştiremedik diye bizi Allah subhanahu aleyhi ve sellem cehenneme koymaz. Ama kendimizi değiştirmediğimizden Allah dolayı Allah bizi cehenneme koyar. Doğru mu? Doğru mu İsa abi? Doğru mu? Allah doğru mu? Yok dediğim şey doğru mu? Allah yazan kalbi. İsa abi dediğim şey doğru mu? Hayır hayır sadece net ama bir şey. Ama Allah yazan kalbimizi. İsa abi. Kalbimizi Allah yolunda yönelttiğin zaman o senin dediğin olur. Ama burada senin yaptığın da kelam. Senin yaptığın. Az önce ayetler okudum ama onlara kelam demeyiz değil mi? Allah'ın ayetleri deriz. Aşağı ve kella öyle bir şey olabilir mi arkadaşım? Bak ben diyorum ki. Hüküm Allah'a aittir demek ne anlıyorsunuz? Mesela bu ayette ne anlıyorsunuz? Şunun bana cevabını. Seni yayınladığım zaman şunu söyleyelim o zaman. Hayır, başla. Hiçbir soruya cevap vermeyen adam. Hayır. Bana şunun cevabını ver de ben ona göre seninle sohbet edeyim ya da soruna cevap vereyim. Şimdi bu sistem dediğinde kim? Nedir? Amacın ne? Sistem kim? İslam'ın yerine geçen şey. Tamam. Şimdi sorumu soruyorum. 80 yılda bir gecede değiştirilen insanların dili ve dini bir gecede yerine gelmez ki. Tamam doğru. Bahsettiğim sancı bu.
Doğru. Olacağız. Peki sen değişebilir misin bir gecede? Sen veyahut ben bir gecede değişebilir miyiz? Ben bir saniyede değiştim. Allahu Teala benim kalbimde. Bizim de sorunumuz bu zaten. Bizim de sorunumuz bu. Ortada büyük bir ateş var diyoruz. Toplumsal olarak o ateşe girmeyip kenarda durmak bizim tercihimiz mi? Ne demek? Allah Subhanahu ve Teala'yı birlemek. Ama siz ayrımcılık yapıyorsunuz şu anda. Eğer bayrak ve vatan olmazsa dinin yoktur, yaşamazsın. Dünyada bundan mı güzel bir renk var mı? Var. Var. Ondan daha güzel renk var. Allah Subhanahu ve Teala'nın dininin tek bir bayrağı vardır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. O işte. O temsilcisi değil. Biz sünnette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bayrağının ne olduğunu görüyoruz, okuyoruz. Bu bayraktan hiç bahsedilmiyor. Eğer bir Müslümansak o bayrağı ispat etmemiz lazım kendimize. Bak şu anda İslam'ın gerçek anlamda temsilcisi o bayrak. Bu laik, demokrat bir Türkiye'yi temsil ediyor. Hayır kardeşim. Öyle değil mi? Değil kardeşim. Türkiye laik ve demokrat değil mi? Yıldız. Türkiye laik, demokrat değil mi İsa abi? Öyle bak. Temsil ettiği ülke de bu ülke işte. İslam da olsa İslam'ı temsil eder. Şehitlerin kanı vardır, özgürlük vardır, yükselme vardır. Onda her şey vardır ya. O zaman o bayrağı kirlettiler diyebilir miyiz? Kardeşim, kirlettirmeyeceğiz işte. Kirlettiler mi? Kirletti. Laiklikle, demokrasiyle, işkicilerle, kumarcılarla, fahişelerle kirlettiler mi? Kardeşim kim kirletti? 80 sene önce. Sistem kirletti mi? Ya o sistem, bu sistem değişecek diyorum ben sana. Hayır, bu sistem bu bayrağı kirletti mi kirletmedi mi? O ki gerçekten samimi bir Müslüman isek. Şu anki sistem kirletmedi elhamdülillah. Laik ve demokrat sistemi kirletmedi mi bunu? Sen şunu niye anlamak istemiyorsun? 80 senede ekilen tarlalardaki ürün. Yani 80 sene, aynen 80 sene diyorsun. 8 saniyede hasat yap. Olmaz öyle. En başta yine söyledim. Bu bahsettiğiniz şeye katılıyoruz. Bir anda değişmez sistem. Ama biz bir anda değişebiliriz. Bir millete tefrika, düşman giremez. Bunu ben söylemiyorum. Şu an toplum tefrika içine değil mi? Böyle kıyıda kıyıda. İsa abi. Şimdi ben sana şunu İsa abi, ben sana sorunu sorayım mı? Ben sana şunu sorayım. Tamam sor, yine sor. Delikanlı gibi. İsa abi bir dakika dur. İsa abi bir dakika dur. Dur. Yok iznim yok. Ben izni Allah'tan alıyorum. Hayır. Allah'ın dininden alıyorum. Allah diyor ki. Allah diyor ki. İçinizden iyiliği anlatan ve kötülükten nehyeden bir topluluk bulunsun. Ben de ondan dolayı Allah Subhanahu kitabından izni aldık. Hayır. Sıkıntı yok. Bugünkü sistem umurumuzda değil. Bir dakika köşede yapma. Daha kayıt ve şartsız imanın var. Korkmuyorsan haykıracaksın. Ben haykırıyoruz. Zaten videoları izlerseniz haykırdığımızı görürsünüz. Emperyalizmine nasıl haykırıyorsam haykıracaksın. Çünkü Müslümanın Allah'tan başka hiç kimseden, hiçbir güçten korkusu olamaz. İsa abi gerçekten samimiysen, o ki tefrikaya karşıysan, ayrılığa... Samimiyeti ölçer misin? Tamam. O soracağım, ondan ölçeceğiz. Hayır, hayır. Şimdi, tamam gerçekten samimiysen soru sorayım. Tefrikadan bahsettin, ayrılmaktan bahsettin. Evet. Bugünkü sistem partileriyle bugünkü toplumu ayrıştırmamış mı? AK Partisi, CHP'si, MHP'si, HDP'si toplumu ayırmadı mı? Ben 10 yaşındaydım. 10 yaşındaydım. Belki hani şey yapabilirsin, tasavvur edersin. 10 yaşında bu ülkede Ramazan ayında kadeh tokuşturan idarecileri gördük biz. Başbakanını, cumhurbaşkanını. Ya niye bunu... Bugün de zinayı serbest bırakan bir yönetici var. Hatasın, onu geçen de söyledim. En büyük hata, Allah'ın yasak kıldığı bir şey sen serbest bırakamazsın. Beşer şaşardır. Evliyalar dahi hatalar yapar. Peygamberler hariç. Yani bunu niye kabul etmiyorsun? Bu adam başbakan ya da idareci. 80 milyon artı insan. Ya abi şunu görün ya. İHA'sı, SİHA'sı, KORAL'ı bilmem MİHUS. Ya abi. Bunlar güzel şeyler. Abi güzel şeyler ama bak. Bunlar İslam devletinde olsa daha iyi olur. Ya İslam devletine doğru gidiyoruz arkadaş. Bunu... Ne zaman gidiyoruz? Tayyip Erdoğan öldü ölecek. Ya arkadaş. Kim getirecek bu şeriat? Türkiye Cumhuriyeti ya da Türk millet Tayyip Erdoğan'la var olmadı. Ondan sonra gelecek olan var. Çok güzel. Yerine hazırlananlar var. Yapmayın böyle ya. Kim hazırlıyor? Bu insanlar şeriatı getirebilecek potansiyelde insanlar değiller. Bu adam getiremeyecek zaten. Ömrü ve şey yapmayacak. Allah nasip ederse bu. Allah nasip. Evet ya bu dedik ya bu birden olmaz. Allah nasip ederse bu adamdan sonra hazırlanan. Tamam mı? Var yani var insanlar var. Öyle mi düşünüyorsunuz? Ben düşünmüyorum. Delil ne, belge ne? Ben sana delil belge söyleyeyim mi? Takip edecek misin? Söz mü? Vaktim daralıyor yine akşam namazına şehitime ben gideceğim. Kadir Mısıroğlu sen ne diyorlar ona ya? PR ne yok başka bir şey. Hani yükselme neydi o şey? Getiremedim. PR değil de ya şu hani seyretme ya da. Desene onu getir. Rating. Ha rating uğruna beni şey yapma, iğneleme. Sen oku. Önce sen kendini bir hizaya çek. Ondan sonra haftaya... Delili söyledim ama ben. Abiciğim bak ben... Tayyip Erdoğan'dan sonra hazırlanan bir ekibin olduğunu abi, söylediniz. Kadir Mısıroğlu mübareğe rahmetli dinle. Takip et. Ondan sonra göreceğiz abi. Allah'a emanet ol.
Çok teşekkürler İsa abi. Arabalardan geçilmiyor. Ekonomiden vurmaya çalışıyorsun. Yok yok, ekonomiden vurmak istemiyorum. Benim derdim ekonomi değil. İnan ekonomi değil. Benim derdim inanç. Benim derdim din. Benim derdim İslam. Allah'ın rızası. Burada da ekonomi için değiliz. Allah'a hamdolsun geçimimizi sağlıyoruz. Yayınlayın hadi. Karşıt görüşe de ben sizi karşıt görüş olarak görüyorum. Elhamdülillah Müslümanız ama Müslüman içinde de. Bak Peygamber'in zamanında var mı? Tarikatlar, cemaatler, cemiyetler. Bu ne ya? 40 fırkaya bölünmüş insanlar ya. Niye partiler için bunu niye söylemiyorsunuz da? Tamam, niye partiler için bunu söylemiyorsunuz? Partiler de bölmüş memleketi. CHP'li, AK Partili, MHP'li, HDP'li. Zaten yoktur. Ama şu günün şartlarında bu olması da olmuyor işte. Ya rahmetli Erbakan da bu yoldan yola çıktı ya. Ne yapsaydı? Yapmayın. Yemin ediyorum lisede farelerin cirit attığı kalorifer kazan dairelerin orada namaz kılıyorduk. Yasaktı ya. Yasaktı, yapmayın. Ya şu an şükür, buna da şükür. Abi yavaş yavaş yapmayın ya. Yavaş yavaş. Aceleye gerek yok. Abi bak evleniyorsun 9 ay sonra 6 ay sonra doğum sancıları başlıyor. Ondan sonra doğuyor. Yani birden olmuyor bunlar ya. Videoyu seyretmek istiyorum. Bakın PR neydi o? Rating ne olacak? Allah'a emanet ol. Allah nurunu tamamlayacak abi, ayet ya bu, yani gerek yok. Ama böyle yaparak da olmaz yani. Olmaz, gerçekten olmaz. Tamam, teşekkürler İsa abi. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar İsa abi. Hadi gidelim. فقد اللي خل غالي فقد الدرع المتين فقد والعين تدمع والضماير في ونين خايف من